Destinasyonların ziyaretçilerine tanıtılmasında iletişim temeldir. İletişim kısaca insanların birbirlerine duygu ve düşüncelerini aktarmaları veya daha teknik bir yaklaşımla bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda destinasyon iletişiminin temel amacı, farklı yerleri ziyaret etmek isteyen turistlerin planını yaptığı uzak bir destinasyonla ilgili ayrıntılı bilgi araştırması sürecinde ona yardımcı olması için destinasyon yönetimi tarafından bilinçli olarak tasarlanan ve hazırlanan bilgilendirmedir. Farklı seyahat amacı bulunan ziyaretçilerin kendilerine en uygun olacak yeri tercih etmelerinde ve deneyimlemelerinde iletişimin önemli bir etkisi ve gücü vardır. Potansiyel bir turist karar alma sürecinin çeşitli aşamalarında doğru kararı verebilmek için birbirinden farklı kuruluşlardan bilgi talebinde bulunur. Bu açıdan destinasyon iletişiminde birbiriyle bağlantılı ve aynı amaca hizmet eden kurum ve kuruluşların birlikte hareket edeceği bir iletişim stratejisinin oluşturulması gerekir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: İletişim, destinasyon iletişimi, ürün yerleştirme, satış tutundurma, sosyal medya, internet, pazarlama iletişimi. Bu programı izledikten sonra destinasyon iletişiminde dikkate alınması gereken kurallar nelerdir? Destinasyonlarda pazarlama iletişimi ve destinasyonlarda bütünleşik pazarlama elemanları nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Destinasyon iletişiminin temel amacı, farklı yerleri ziyaret etmek isteyen turistlerin planını yaptığı uzak bir destinasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi araştırılması sürecinde ona yardımcı olması için destinasyon yönetimi tarafından bilinçli olarak tasarlanan ve hazırlanan bilgilendirmedir. Potansiyel bir turist, karar alma sürecinin çeşitli aşamalarında doğru kararı verebilmek için birbirinden farklı kuruluşlardan bilgi talebinde bulunur. Bu açıdan destinasyon iletişiminde birbiriyle bağlantılı ve aynı hamaca hizmet eden kurum ve kuruluşların birlikte hareket edeceği bir iletişim stratejisinin oluşturulması gerekir. İletişim çabaları içerisinde tutundurma çabaları genel olarak destinasyon imajının ve markasının oluşturulmasında, destinasyon farkındalığının yaratılmasında, ziyaret için arzu yaratılmasında ve destinasyonun sunduğu yararların elde edilmesinde, ziyaretçilerin ödemeye istekli oldukları zaman ve katlanacakları maliyetlerin destinasyon için değeceği hissinin yaratılmasında hayati öneme sahiptir. Genel olarak destinasyon iletişiminde bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallar aynı zamanda destinasyonda gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerin iletişiminde de sahip olması gereken özelliklerdir. Bu özellikler basitlik, çekicilik, doğruluk, samimiyet ve inandırıcılık, tekrarlama, koordinasyon ve merkezcilik, zamanlama, tercihlere ağırlık verme ve kanıt gösterme kurallarıdır. çoğu iletişim stratejisinin temelini oluşturan ve etkin iletişim sağlamak için oluşturulan 4N1K soruları bulunmakta ve bu soruların cevaplarının verilmesi gerekmektedir. Bu sorular ne, ne için, ne zaman, nerede ve kimdir? Destinasyonların amaçlarına ulaşmasını sağlayacak ve ziyaretçileri ve tüm paydaşları ile iletişimin sağlayabilmek için bu sorulardan her birini cevaplayarak iletişim kararlarını almak durumundadır. Geç destinasyon ziyaretçilere farklı ve eşsiz deneyimler sağlar. Gerçekleştirilecek ziyarette katılımcının elde edeceği deneyimler veya fırsatlar nelerdir? Bunların hedef kitleye iletilmesi gerekir. Destinasyonların çekiciliği, ulaşılabilirliği, tesisleri, paket turları, etkinlikleri, destekleyici hizmetleri, yararları ziyaretçilere iletilmelidir. Destinasyon tanıtımı ile ilgili iletişim stratejileri belirlenirken turistlerin ziyaretini cesaretlendirecek temel öğelerin belirlenmesi gerekir. Belirlenen temel öğeler, destinasyon niçin ziyaret edilmelidir sorusunu içeren bilgilerden oluşmalıdır. Bir destinasyon ile ilgili verilen mesajda turist için destinasyonun adı, logosu ve destinasyonun çekicilik unsurları ile ilgili bilgilerin bulunması gerekir. Bunlar standart bir prosedürdür ve bu bilgilerin her bir turist için bir anlam ifade eder. Niçin sorusu ile amaçlanan temel nokta ziyaretçinin ilgisini destinasyona çekmek ve zamanını bu destinasyonda geçirmesini sağlamak amacıyla onu ikna etmektir. Ziyaretçinin niçin belirtilen destinasyonu seçmesine yönelik en önemli kişisel ve profesyonel ilginin ne olduğunu belirlenerek mesajın hazırlanması gerekir. Destinasyon ziyareti için en uygun zamanın turistler için ne zaman olduğu önemlidir. Destinasyondan en yüksek faydayı Tatmini ve zaman değerini artırabilmek için destinasyon yönetimi bu sorunun cevabını verebilmelidir. Destinasyonun kendisiyle ilgili bilgilerin yanında ekonomik durum, farklı çekicilik unsurları, sosyo-kültürel yaşam gibi destinasyonun tanıtıcı bilgilerin de verilmesi gerekir. Şehir merkezi destinasyonları ile kırsal veya köy destinasyonu için gönderilecek mesajlar farklılık gösterir. destinasyon tanıtımı ile ilgili yapılacak çalışmada hedef kitleye verilecek mesajlardan biri de destinasyonu ziyaret eden turist tipolojileri ile ilgili bilgiler vermektir. Şekilde gösterildiği gibi iletişim süreci kaynak ile alıcı arasında geçen ve sonu olmayan döngüsel bir yapıdan oluşur. İletişim kaynak ile alıcı arasında karşılıklı etkileşim halinde gerçekleşir ve doğası mesajların destinasyon yönetiminden yani kaynaktan destinasyona gitmeyi planlayan ziyaretçiye, paydaşlara yani alıcıya ve destinasyon çalışanlarına doğru akışına imkan verir. Genel olarak iletişim, özelinde ise destinasyonun tanıtımı konusu ile ilgili iletişim sürecinde yer alan öğeler, kaynak, mesaj kodlama, mesaj, kanal ya da medya, mesaj algılama, alıcı, Geri bildirim ve gürültüdür. Müzik Tüketici merkezli pazarlama olarak bilinen bütünleşik pazarlama iletişimi ile marka bağlılığı, marka sadakati, müşteri tatmini, müşteri memnuniyeti, müşteri değeri ve bunların neticesi olarak da sürekli ve sadık müşteriler kazanılması hedeflenir. Bütünleşik pazarlama iletişiminin başlıca yararları sinerji yaratmak, mesaj tutarlılığı oluşturmak ve kurumsal bütünlük sağlamaktır tutundurma bileşeni tüketicilerde davranış değişikliği yaratmak ve veya tüketici davranışlarını pekiştirmek amacıyla tüketicileri bilgilendirici, ikna edici ve teşvik edici iletişim çabaları olarak tanımlanabilir. Destinasyon tutundurma faaliyetleri yerine getirilirken bazı ana hatların ve adımların belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede destinasyon tutundurma faaliyetleri şu adımlar çerçevesinde planlanmalıdır. Stratejik analiz, hedef kitlenin belirlenmesi, Tutundurma amacının belirlenmesi, tutundurma bütçesinin belirlenmesi, tutundurma teması ve mesajın belirlenmesi, medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması, tutundurma etkinliğinin ölçülmesi. Tutundurma karması bir dizi faaliyetten oluşur. Bu faaliyetlerden başlıcaları şunlardır: reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, ürün yerleştirme, internet ve mobil iletişim, sosyal medya reklam kimliği belirli bir kaynak tarafından çeşitli medyalar aracılığıyla iletilebilen, parası ödenmiş, kişisel olmayan ve ikna edici nitelikte iletişim biçimidir. Halkla ilişkiler, kamuoyunun tutumlarını değerlendiren bir birey ya da organizasyonun politika ve prosedürlerini kamuoyu çıkarlarıyla tanımlayan, kamuoyunda anlayış ve kabul oluşturmak için eylem programı planlayan ve uygulayan bir yönetim fonksiyonudur. Satış tutundurma çalışmaları ise kısa süreli taktiksel uygulamalardır ve satın alıcının hızlı karar vermesini ve plansız satın alma eylemini gerçekleştirmesine güvenmektedir. Ürün yerleştirme, destinasyonun ticari bir iletisini çeşitli eğlence ve bilgi araçlarının içerisine doğal bir bileşen olarak yerleştirilmesini içeren bir pazarlama iletişim faaliyetidir. İnternet ve mobil iletişim, internet ve mobil uygulamalar aracılığıyla destinasyonun gerçekleştirdiği pazarlama iletişimidir. Sosyal medya ise belirli destinasyonun sosyal medya platformlarını kullanarak gerçekleştirdikleri pazarlama iletişimi faaliyetlerini içerir. Bütün toplumsal ve kişisel ilişkilerde olduğu gibi iletişim, insanların birbirleriyle anlaşabilmesi için karşılıklı mesajların değişim süreci olarak tanımlanır. Genel olarak iletişim Özelinde ise destinasyonun tanıtımı konusuyla ilgili iletişim sürecinde yer alan ögeler şunlardır. Kaynak, mesaj kodlama, mesaj, kanal, medya, mesaj algılama, alıcı, geri bildirim ve gürültüdür. Genel olarak destinasyon iletişiminde bazı kurallar bulunur. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. Basitlik, çekicilik, doğruluk, samimiyet ve inandırıcılık, tekrarlama, Koordinasyon ve merkezcilik, zamanlama, tercihlere ağırlık verme ve kanıt gösterme. Bu programda destinasyon iletişim modelinde yer alan öğeler hangileridir? Destinasyon iletişiminde dikkate alınması gereken kurallar nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi destinasyon yönetimi ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.